Efendim Halfet'teyiz. Sakıncayla Halfet'te gerçekten çok güzel güneşli bir gün ve güzel bir manzara. Yanımızda Esnaf Odaları Birlik Başkanımız Sayın Şefik Bakay var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldik efendim. İyisiniz inşallah efendim. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Başkanım burası ne Bodrum ne Marmaris. Burası Şanlıurfa. Burası saklı cennet. Evet efendim. Dünyamızın, Türkiye'mizin, Şanlıurfa'mızın saklı cenneti. Evet efendim. Ve bulunmaz bir eş. Eşi de yok burası. Evet efendim. Sakin ve turizm beldemizdir. Burası tabii esnafla ilgili. Bütün ben sabahleyin esnaflarla da dolaştım bu esnaflarımızın. Evet. Bu geçenlerdeki Gaziantep'e bağlanmasıyla ilgili bir dedikodu vardı. Öyle bir dedikodu olmaması için Ermeni'den gelen esnaflarımızla da görüştüm. Böyle bir şeyin olmamasını istiyorlar. Biz Şanlıurfalıyız. Şanlıurfa'da kalmak istiyoruz. Halfetliyiz. Şanlıurfa'nın bütün kütüklerimiz, nüfuslarımız hep buraya bağlıdır. Evet. Böyle bir şey istemiyoruz da diyorlar evet. Bizim esnaflarımız. Başkanım Halfeti gerçekten böyle dediğiniz evet. gibi çok güzel bir bölge. Evet. Hani belki siz orada üyelerinizi alıp belki Marmaris'e Antalya'ya gidemezsiniz ama buraya getirebilirsiniz. Ben, buna bir çalışmamız ben, var mı efendim? Var. Bak ben de önceki dönemlerde evet. bütün başkanlarımı Urfa'daki 58 sene oda başkanlarımı aldım buraya getirdim. Evet. Burada gezi yaptırdık. Burada toplantı yaptık. Böyle bir çalışmalarımız var. Yapıyoruz da diğer genel sekreterlerimizle ilgili toplantılarımızı da burada yapıyoruz. Evet. Daha inşallah önümüzdeki günlerde de böyle tanıtım amaçlı diğer illerdeki başkanlarımız da buraya getiriyoruz. Süper efendim. Evet, bütün şehirlerin odalı bir başkanlarımızı da toplayacağız inşallah. Çok güzel. Evet, Sayın Bakay, evet. Sayın Nihat Çiftçi. Evet. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız. Evet. Aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanımız. Evet. Burada da Büyükşehir'e ait çok güzel bir tesis var. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi tabii bu tesis var ama bu tesisin tanıtımı çok önemli. Evet efendim. Ben mesela dün Ankara'dayken bir genç yanımda böyle konuşurken yanlışlıkla dedi neresi ben Urfalıyım dedi. Evet. Ya Urfalısın ama dedi ben dedi bak Halfeti'yi görmek istiyorum, gezmek istiyorum. Yani duymuş evet. ama gelme imkanı olmamış. İnşallah gelir, burayı gezer. Ben kendi davet ettim. Evet. Yani Urfa'nın bu ilçemizde Halfeti'yi tanıtma bakımından bektim. Eksikliğimiz var. Kesinlikle. Bu eksikliğimizi gidermemiz lazım. Sayın Nihat Çiftçi kardeşimiz de, belediye başkanımız da tüm ilçelerde olduğu gibi Halfeti ilçesine önem veriyor. Evet. Ben çünkü aynı zamanda Esnaf Odalar Birliği'mizin tüm ilçelerde de odalarımız var. Hı-hı. Oralarda da gidiyorum. Evet efendim. Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarını takdirle karşılıyorlar. Hepsinden memnunlar. Evet. Halfeti ilçesinde de bazı eksikler var ama inşallah bu eksiklere de giderecekler. Evet, bu sosyal tesisin yanında diğer tesislerin de kurulmasını bizim esnaflarımız talep ediyorlar. Başkanımızdan da görüşecek. İnşallah bunların da peyderpey yapılmasına ön ayak olacağız. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederim. Son soru soracağım. Buyur efendim. Şimdi kamera bakıyoruz. Evet belki yenge bizi izliyor. Evet. Çocuğumuzu izliyor. İnşallah. Bir pazar günü. Evet. Böyle resmiyet dışında. Alıp gel burada bir mangal yakar mıyız efendim? Ben geliyorum. Her daima geliyorum. Evet. Gene de gelirim inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetimiz oldu. Sayın Şefik Bakay Başkanımız dedi ki durun dedi. Halfeti'nin de esnaf kefalet başkanı var. Esnaf sanatkarlar başkanı var ve onlar getirdiler. Efendim Halfeti esnaf sanatkarlar başkanımız. Doğru mu efendim? Evet. Siz Halfeti. Tanıyalım. İsmim İbrahim Halil Akgün. Halfeti esnaf ve sanatkarlar. O da evet. Başkanısınız. Evet. Durun efendim. Soru bir. Sayın Bakay'dan memnun muyuz efendim? Evet çok memnunuz. Ne kadar çok mesela? Baya çok Allah razı olsun Cennet efendim. Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Evet. Şimdi devam edelim buyurun. Biz valla başkanımızdan çok memnunuz. Başkanımızın evet. işte bizimle ilgili her türlü sorunlarımızda yanımızda kendisi. Evet. Kendisine çok teşekkür burada, ediyoruz. Burada olmamız gene. Evet efendim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Ama birlikte olmanız da çok güzel, çok evet. hoş. Güzel bir görüntü evet. efendim. Aynen öyle. Ve son Büyükşehir Belediyesi efendim çalışmaları yapıyor, testleri yapıyor. Onun için neler söyleyeceksiniz? Valla Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarında memnunuz. Evet. Halfeti'ye bayağı yatırımları var. Bayağı çalışıyorlar. Bütün ilçeler var aslında değil mi? Mesela Halfeti evet. mesela önce Sayın Bakay da evet. söyledi. Hı-hı. Bütün ilçelerimizde evet, çalışmalar var. Mesela özellikle bizim Halfeti'mizde işte bize büyük bir park kazandırdılar. İşte evet. bu sosyal testlerin. Var yani bayağı güzel çalışmalar her var. Her şey yolunda efendim. Evet, çok çalışmalar güzel. Siz de geliyor musunuz boş zamanlarda burada geliyor musunuz? Geliyoruz tabii ya biz de geliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Mangal mı yakıyorsunuz efendim? Vallahi mangal yapmasak da Levent Başkanım'ın restoranında gidip oturuyoruz. Restoranda mı başkanım var efendim? Tabii tabii tabii. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim Halfeti Esnaf Kefalet Başkanımız. Levent Bey miydi efendim? Evet efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Siz iyi misiniz efendim? Çok sağ olun teşekkürler. Başkan Bey de memnun muyuz efendim? Tabii canım. Başkanımız bir tane. Peki o da memnun mu? Onu kendisine sormam lazım. İnşallah o da memnundur. Başka memnun muyuz? Memnun olmazsa berbat olur mu? Bak, yani. Olay bu efendim. Olay bu. Çok güzel. Şimdi Levent Bey
Evet. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi. Evet. Gerçekten son dönemlerde bütün ilçelerimizde olduğu gibi burada çalışmalar yapıyor. Tabii çok çalışıyor. Gece gündüz demeden durmadan yapıyor. Köylerimizin yolları, betonarme çalışmalarının hepsini dört dörtlük yapmaya daha da hizmet bekliyoruz. Turizm evet. açısından hizmet bekliyoruz. Halfet için hizmet bekliyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyoruz. Evet. Yani bugün de gelmesinin oraya bir katısı olacak. Evet. İnşallah görüşürüz. Daha isteklerimiz de olacak tabii. Onları da ne istiyoruz efendim? Ya istiyoruz, doğal gazımızı istiyoruz, su arıtmasını istiyoruz. Yani var yani, şeylerimiz var tabii canım. Evet evet. Buyurun Sayın Başkanım. Ben burada bir şey düşündüm. Şurada bir teleferik olması evet. istiyoruz. Acaba kameraman Ömer de dedi. Buradan buradan bak. Buradan karşıya bağlantı yapılması için burada bir teleferik olursa karşı dağdan bu manzarayı daha seyretmek daha iyi olur. Yani buradaki belediye başkanımızdan ricamız bir proje babında ne yapıyorsa yapsın. Evet, evet. Buraya bir teleferik yaparsa karşı tarafta işletmeler de burada açıldığı zaman eski hafetinin görüntüsü daha değişik olur. Tabii, İnşallah bunu yaparlarsa ben memnun olurum. Çünkü daha bence buranın tespiti benim açımdan budur. Kesinlikle başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederim efendim. Efendim Bey şimdi evet. burada ne yiyoruz efendim? Ne içiyoruz? Bugün patlıcan kebabı yiyeceğiz. Haşhaş kebabı yiyeceğiz. Bilecik patlıcanım efendim. Tabii. Tabii ama bizim bilecikimizin bak. Bizim bilecikimizin balcanı han diyor ya. evet. Değil mi? Anlaşılsın. evet efendim. Bu kadar çok abi. Güzel. Sağ olun. Teşekkürler. Geldiğiniz için tabii ki. Biz çok her zaman bekliyoruz. Halfeti'ye gelmenizi her zaman istiyoruz. Gelir sizin patron kemanızı tabii. efendim. Yani herkesi, bütün dostları. Ben bütün dostları özellikle Şanlıurfa'yı özellikle evet, bekliyoruz. Herkesi. Dünyayı bekliyoruz bu efendim. Halfeti'yi bekliyoruz. Şimdi Halfeti turizm bölgesidir. Evet. Halfeti'mizin çok daha iyi tanıtılmasını istiyoruz. Evet. Yani, burada hepimiz evet. elimizi taşın altına evet. koyacağız efendim. Öncelikle Halfeti ilçemize hepiniz hoş geldiniz. Merkezde sağ olsun. Bugünkü programa hem Halfeti'de başladık aslında. Bozova'da başladık. Alanı bir gezdik. Yolları gezdik. Yapılan çalışmaları, sahayı, şantiyeleri bir denetledik. Sizinle birlikte Halfeti'deyiz. Aslında rutin olarak basınla bir araya gelmiş olduğumuz aylık rutin toplantılarının bugün ev sahipliğini Halfeti yapıyor. Birazdan da 2-3 saat sonra saat 15 gibi Bilecik'e ineceğiz. Bilecik'te katı atık aktarma istasyonumuzun açılışını yapacağız. İçme su arıtma tesisimizin bir yer incelemesi, doğalgaz çalışmaları ve yapılan asfalt çalışmaları bir yerinde denetlemiş olacağız. Değerli arkadaşlar, burada şimdi sağ olsunlar bu Esnaf Sanatkarlar Birliği başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, yine Ziraat Odası başkanımız, meclis başkan vekilimiz, meclis üyesi arkadaşlarımız, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcımız. Sağ tarafımda da Halfeti var. Halfeti hem kaymakamımız hem başkan vekilimiz. AK Parti ilçe başkanımız. Oda başkanımız. Halfeti Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanımız. Halfeti bizim Büyükşehir Belediye'mizin meclis üyesi ve yine kamu kurum kuruluş temsilcilerimiz. Bugün sizinle birlikte Halfeti'de bir arada olacağız. Şunu açık net bir şekilde ifade edelim. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 13 ilçe belediye başkanımızla irtibat halinde. Her ay muhakkak bir ilçeyi ziyaret etmek, programlamak, hizmeti yerinde denetlemek en az bunu gerçekleştiren ve sadece seçime yakın olan zamanlarda değil ama bunu kendisine felsefe olarak edinmiş, bir çalışma programı olarak edinmiş bir belediyiz, bir büyükşehir anlayışımız var. Onun için sürekli sayısız defa, belki Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediye başkanı var. En fazla ilçelere giden, hatta mahallelere giden, hatta sokak eski mezarlara giden bir belediye başkanı. Bunun için yapıyoruz, insanımızı seviyoruz. İnsanımızla dertleşmek, onunla tokalaşmak, onunla bir araya gelmek hizmet kadar önemlidir diyoruz. Halfeti sizler de biraz gözlemlediniz. Hiç öyle eski Halfeti'den de eser yok. Öncelikle bir ilçe belediyemizin yaptıklarını, rakamlar önemli. Önümde o kadar rakam var ki. Bakın şu kadar rakam var. Sizi boğmak istemiyorum. İlçe belediyemiz, kayyum dediğimiz özellikle başkan vekilimize devredildikten sonra Büyükşehir Belediye'mizle bir uyum içerisinde çok güzel hizmetlere bir kere imzalar atıldı. Bugüne kadar tarihinde ilçe belediyenin yapamadığını şu iki yıl içerisinde gerçekleşti. Büyükşehir olarak zaten hizmeti her ilçede yapıyoruz. Bize bağlı
Şuski Genel Müdürlüğü gerekli olan altyapı çalışmalarını her ilçede yürüttüğü gibi Halfetimizde de yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi vizyon projelerle ilgileniyor değerli arkadaşlar. Bunlar genelde ulaşım bir numaralı yerini alıyor. Sonra ana yol aksları, büyük yollar, şehir içi bulvarlar, köyle ilçe bağlantıları, köyle köy arasındaki bağlantılar, içme suyu ve atık su yönetimi anlamda bize bağlı genel müdürlüğümüz içme suyunu yönetiyor, atık suyu yönetiyor ve ondan sonra diğeri de bize yine bağlı olarak itfaiye yönetimi beraberinde zaten kültür hizmetleri, sosyal hizmetler, eğitim hizmetleri hem ilçe belediyelerimiz hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ortaklaşa yapılıyor. İlçe belediyelerimiz de yapabiliyor, büyükşehir de yapabiliyor. Şehir merkezinde çok önemli projeler yürütülüyor. Bugün 3 tane katlı köprülü kavşak aynı anda yürüyor. Tüm ilçelerimizde ve merkezde olmak üzere 15 adet çevre yolu düzenlemesi aynı anda yapılıyor. Her ilçemizde semt sahalarımızı bitirdik. Semt pazarlarımızı bitirdik. Prestij caddelerimizi bitirdik. Şehir parklarımızı bitirdik. Biraz önce geldiğimizde de Halfeti Şehir Parkımıza uğradık. Enerji ana arterlerde yer altına alındı. Orta refüjler aynen merkezdeki gibi her ilçemizde bitkisi, sulama sistemi, aydınlatması yapıldı. Ve şimdi kırsalda da nüfus ve alan büyüklüğüne göre her yıl bir planlama yapılıyor Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından. Bu yılda yeni uygulamalarını, kırsal beton yol uygulamalarını geliştirdik. Tüm ilçelerimizde yapılıyor. Ben toplantıya gelmeden önce de Yukarı Göklü, Sırataşlar ve Dergili mahallelerimizi bizim birbirine bağlayan beton yol çalışması bitmişti. Orayı bir denetledim. Daha sonra yine bu defa asfaltlama yapılan yerlerde denetlemek suretiyle buraya geldim. Büyük belediyeler büyük hizmetlerle uğraşırlar. Amaçları vatandaşı memnun etmek. Bunu bir kadro çerçevesi içerisinde yaparlar. Ekibimiz, şehrimiz, sivil toplum örgütleri, esnaf gruplarımız, seçilmiş olan meclis üyesi arkadaşlarımız, bizim milletvekillerimiz, bakanlık yapmış tüm büyüklerimiz, Şanlıurfa'yı hep birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarımız, Şanlıurfa valimiz, valiliğimiz, hepimiz uyum içerisinde bir hizmet yürütüyoruz. Ve Şanlıurfa, buna sizin samimiyetle söyleyeyim, rakamlarla ispat etmek durumundayım. İspat edebilirim. Alanda da ispat edebilirim. Son 30 yılın hizmetini 3 yılda almış. Yerel hizmetler anlamında söylüyorum. 30 yılda almış olduğu hizmeti 3 yılda aldı arkadaşlar. Hem muhasebe rakamlarıyla bunlar sabit, hem alanda bu hizmetleri çok rahatlıkla görebileceksiniz, hem de dediğim gibi rakamsal olarak dosya burada basınımızla da paylaşacağımız için tekrar böyle kalkıp da zaman almak istemiyoruz. Bizim için Şanlıurfa'nın birlikteliği önemli. Basınımızla da bir defalarca bir araya geliyoruz. Amaç şeffaf bir belediyecilik anlayışı. Tabii ki yoğunuz. Belki de daha fazla bir araya gelmemiz lazım. Ama biz genelde çalışmayı seven bir belediyeyiz. Ve ilçe belediyelerimizle bu tempoya ayak uydurabilmeleri için sürekli temas halindeyiz. Bir araya geliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Geceleri, akşamları çalışarak gündüzde alanı denetliyoruz. Şanlıurfa kolay bir bölge değil. Şanlıurfa'da siz bir ilçeye, bir mahalleye 15 gün gitmediğiniz zaman hemen bakıyorsunuz orada bir hareketlenme. Hemen orada bir farklı bir şey. Alanı gerçekten kolay bir yönetim değil. Bizler hiç bunlara bakmıyoruz. Reel işlere bakıyoruz. Şanlıurfa büyüyor mu? Gelişiyor mu? Şu an aynı anda Şuski Genel Müdürlüğümüz Siverek'te içme su arıtma tesisini, Hilvan'da içme su arıtma tesisini,
Halfeti İçmen Su Ana İhale Hattı'nı, Bilecik İçmen Su Arıtma Tesisini ve Ana İhale Hattı'nı, Suruç Taşbasan İçmen Su Arıtma Tesisini, Viranşehir İçmen Su Arıtma Tesisini ve Ana İhale Hattı'nı ve şehir içi dağıtım şebekelerini aynı anda yürütüyor. Bakın, temel hizmet olan sadece suyla ilgili birkaç tesisten bahsettim. Kolay değil, hemen bir dakikada söyledim ama bunun toplam bütçesi 270 milyon. Meclisimiz bize yetki verdi. Japonya Kalkınma Bankası'nda borçlanmak suretiyle faizsiz bir krediyi Şanlıurfa'ya getirdi. Birçok projeyi eşgüdüm içerisinde yürütüyoruz. Şanlıurfa'ya kaynak getirmek kendimize vazife olarak belirliyoruz. Bu konuda da Allah var. Her şekliyle bizim çalışma arkadaşlarımız, ekiplerimiz bize güvenleri sonsuz, açık bir şekilde yetki veriyorlar. Özellikle meclisimiz. Çünkü biz yetkiyi oradan alıyoruz. Halkımız mecliste temsil ediliyor. Bu şekilde ben belediye başkanları olarak, meclis başkanları olarak buradan teşekkür ediyorum. İşte bunların yansıması, şehrimiz almaya başladı. Kendini göstermeye başladı. Ve dolayısıyla bir de insana çok önem veriyoruz arkadaşlar. Bunları hepsini insanın mutluluğu ve huzuru için yapıyoruz. Sosyal tesisler kar amacı gütmüyor. Şimdi İnce Su Halfeti sosyal tesisimizdeyiz. Bu sosyal tesiste bizim kar gütme gibi bir anlayışımız yok. Aynı şekilde yapılan marina bila bedeli hizmet vermiyor. Yukarıda turizm amaçlı yapmış olduğumuz otopark bila bedeli hizmet veriyor. Bizim amacımız nedir? Halfeti bir turizm merkezi. Bu turizm merkezini Şanlıurfa ile entegre ederek Şanlıurfa'ya gelen her turistin muhakkak suretle Halfeti'ye gelip ve Halfeti'ye geldiği zaman da bu saklı cenneti, sessiz şehri, sakin şehri ve turizm kültür altyapısı çok iyi olan bu ilçemizi güzelce bulması, mutlu olması, mutlu dönmesi. Şimdi gelirken birkaç genç grup vardı. İndim, özellikle sordum. Dışarıdan gelmişlerdi. Hemen Halfeti soruyorum. Memnun musunuz? Gördüğünüzden mutlu oldunuz mu? %100 olumlu cevaplar geliyor. Evet, güzel bir ilçe geldik. Mutluyuz ve memnunuz. İşte icraatlarımız budur. İnsanın memnuniyetini ve mutluluğunu sağlamaktır. İnsan bizim için çok çok önemlidir. Her Şanlıurfalı hemşehrilerimiz bizim başımızın tacıdır. Neyle tacıdır? Viranşehir ilçesiyle, Ceylanpınarı'yla, Harran'ıyla, Akçakalesi'yle, Surucu, Bilecik'i, Halfeti, Hilvan'ı, Bozdava'sı, Siveli, Halili, Eyyubi ve Karaköprüsü'yle. Hiçbir ilçe bir ilçeden farklı olmaksızın. Hizmet anlayışı bu, insana bakış açısı bu. Hepsini aynı derecede seviyoruz, aynı derecede hizmet ediyoruz. Derdiyle aynı derecede dertleniyoruz ve bir bütün olarak görüyoruz. Bizim coğrafi ayrılıklarla, bizim etnik ayrılıklarla, sosyal ayrılıklarla, mezhep ayrılıklarla, aile ayrılıklarıyla hiçbir zaman işimiz olmamıştır, olmayacaktır. Başında olduğum bir kurum olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı anlayışını söylüyorum. İnsan endeksi bakar, insanın mutluluğunu hedef alır. Her gün çalışma anlayışı vardır. Her gün, her hafta, her ay, her yıl çalışır. Hizmeti yavaş yavaş toparlatarak şehirleri geliştirir. Gelmiş olduğumuz ilçemiz belli. Karaköprü ilçesine 6,5 yıl hizmet ettik. 3 yıl daha olmadı aslında. 3 ay sonra 3 yılımı tamamlayacağım. 3 yıldır da tüm ilçelerime hizmet ediyorum büyükşehir olarak. Fakat inanınız olsun, her ilçemizin çehresi değişmiştir. Mezarlığı eski mezarlık, yolu eski yol değildir. Orta refüji eski orta refüji değildir. Sıcak asfaltta buluşmuştur. Semt pazarları yapılmıştır. Spor tesisleri yapılmıştır. Kültür merkezleri yapılıyor. Ve artık terminallerine başladık. Dün Harran'daydım. Terminal inşası yapılıyor. Ve Şanlıurfa yerel yönetimde ayağa kalkıyor, kalkmış. Şaha kalkıyor. Hiç kimse bu anlamda kusura bakmasın.
Bu hizmetlerin sahibi 1.985.000 nüfusumuzdur. Anlayışımız hepsini kucaklarız, hepsinin belediye başkanıyız, hepsinin hizmetkarıyız ve hepsine hizmet ederiz. Bize bu yol arkadaşlığında yalnız bırakmıyor. Tekrar, kamu kurum kuruluşları anlamında Şanlıurfa Valiliğimiz ve bağlı olan tüm kurumlar, tüm ilçe başkanlıklarımız, alanı çok hızlı gezen bir belediye başkanı, emniyet mensuplarımız, vallahi jandarma, iyi jandarma, ilçe jandarma komutanlıklarımız, sağ olsun. Yine sivil anlamda her programımızda biz çok hızlı çalışıyoruz. Her gün açılışlarımız var, her gün temel atmalarımız var, şahitsiniz. Her gün ilçelerde ve bizimle birlikte her zaman muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, meslek sanat gruplarımız, esnaf sanatkarlar, ticaret sanayi odası başkanlarımızın selamı var. Vekili şu an burada, Ankara'da olduğu için dün Halliye'de birlikteydik. Hepsi eksiksiz, kaymakamlarımız. Bu birliktelik Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran bir birlikteliktir. Bizler de mümkün verdi bu birlikteliğin kıymetini bilerek saygıyla, tevazuyla, anlayışla, önünde saygıyla eğilerek yürütmeye çalışıyoruz. Ben sizin de hakkınızı teslim ederek, basın sürekli izliyor. Sürekli ilçelerimizi, büyükşehri, belediyelerimizi sizden biraz kıyaslama istiyorum. Geçmişte yeniyi, Şanlıurfa ile diğer Şanlıurfa ile birlikte büyükşehir olanları bir kıyaslayın. Arada dağlar kadar fark göreceksiniz. Benim bir daire başkanım bir büyükşehire tayin oldu. Bir üst göreve gitmesine rağmen ben de daire başkanıydı, oraya genel müdür olarak gönderdim. Biz daha ne dedik, insan transferinde bulunduk. Bir yani önünü açalım, şey olmasın. Dün görüştüm kendisiyle. Ya başkan, bizim büyükşehrin sistemi, kurumsal yapısı, hizmet anlayışı, hızlı hareket etmesi, uyumu hiçbir yerde yok. Ben dedi, 4 yıldır daha bir sistem oturulmamış, sistem daha oturulmamış. Biz sistemi çoktan oturttuk, kurumsallaşmayı çoktan tamamlattık, makine parkurumuzu çoktan güçlendirdik. İnsanımız da artık ilçemize, ilçemizin tüm kırcal damarlarına, beldesine, sokağına girdik, girmeye devam ediyoruz. Ben bu güzel buluşmada ta 120 kilometre geldiniz. Artık sizi de yoracağım. Karar değiştirdim. Ben nereye, siz oraya. Sadece merkezde bu açıklamalar olmuyor. Kıymet anlaşılmıyor, ne yapayım? Haftaya da sizi Karaca Dağı tepesinde Karaca'da sosyal tesislerimizde ağırlayıp daha sonra şöyle bir aşağı inelim Akçakale'ye. Vallahi he, Bozova'ya. Yani her noktada ilçelerde daha güzel oluyor. Yoruluyorsunuz ama siz de gezmiş oluyorsunuz. Ya işte onu söyleyeyim artık. Artık hangi ilçedeyse basın oraya davet edeceğim. Açılışlarını yapacaksınız. He, Viranşehir. Bak, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcımız burada. Geçen hafta oradaydı. Aynı anda yani sadece 1,5 ayda 12 tane caddenin bulvar asfaltını bitirdik ve hizmet. Şu an 71 metrekarelik bir şehir parkı yapılıyor Viranşehir. İlçe ilçe gezelim, bizi daha iyi anlarsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Gözümüzsünüz, sesimizsiniz, kulağımızsınız. Hafifteyiz. Yanımızda Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Sayın Ahmet Eyüboğlu var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. O zaman beraber hoş geldik efendim. Çünkü evet, siz de hoş geldiniz. Buyurun, buraya. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım hafifteyiz, çok güzel bir yer burası. Neler evet. söyleyeceksiniz efendim? Özellikle büyükşehrin çalışmalarını takdiri şayan diyorum. Çok güzel evet. bir çalışma yapmış. Başkanımızı kutluyorum. Hem aşamada baktığımız zaman gerçekten hafifetli olsun diye kendi büyük bir değişiklik olmuş. Evet. Bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce gelmiştim buraya. Evet. Yani %100 değişiklik, özellikle eski hafifetli evet. yapılmıştı değişiklik. Büyükşehir tarafında çok güzel yatırımlar yapılmıştır. Evet. Aslında bütün dünyanın bundan haberdar olması lazım aslında başkanım. Evet. Değil mi efendim? Bütün dünyanın dediğin gibi özellikle turizme bunu güzel bir şekilde Vali kanalı ile, Büyükşehir kanalı ile bunu tanıtmamız lazım. Evet. Söylememiz lazım. Herkese görev düşüyor. Bizlere de bu görev düşüyor yani. Başkanım şimdi siz Ziraat Odası Başkanısınız ya.
Türkiye'nin bütün şehirlerinde Zelotos başkanları var. Evet. Hatta bir gün bir toplantıyı burada yapmışlar. Hep davet etsen nasıl olur mesela? Bundan 7 yıl önce yapmıştık. Bölge evet. toplantısını burada yapmıştık. Halfeti. Evet, Halfeti'de yapmıştık. Yani. Bizim Ziraat Oda Başkanı Hasari Bey bizi ağırlamıştı. Hem balık hem de patlıcanlı kebap. Patlıcanlı kebap. Bir de ayrıca hindi o zaman sonbahar dönemiydi. Maşallah. Hindi dolmasını da yaptı. Çok güzel bizi ağırladı. O tabii 7 yıl geçmiş abi. Evet, evet, yani. Evet, doğrudur. Doğrudur. O zaman peki üyelerimizi getiriyor muyuz buraya? Gelmeye? Üyelerimizi de getiriyoruz gezmeye. Evet. Sürekli yani Urfalı görmeyen çiftçilerimiz hemen hemen çok az. Evet. Şu takdirle daha önceleri bu güzellikler yoktu. Şu anda aynen. çok güzellikler oldu. Evet. O zaman sayın çiftçinin hakikaten bu konuda çok büyük çalışmaları var sayın çiftçinin. Evet. Peki bunun dışında sizce aslında şu olsaydı daha iyi olur diyebileceğimiz var mı bir eksik sizce mesela? Vallahi şöyle bir şey. Ben özellikle demin de aklımda geçen bir ufak bir alanı kum doldurup yüzmek plaj için plaj evet, gibi ben onu evet. özellikle o alanı ele görmek istiyorum. Özellikle kendisine de anlattım. Evet efendim. İnşallah olur İnşallah ileride efendim. İki günlerde o da olur. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ederim. Sağ ol ben Saygı teşekkür efendim. Ederim saygılar sunarım. Büyükşehir her yerde, Büyükşehir çalışıyor ama Büyükşehir'imizin çalışmalarını da bizlere yansıtan, bizlere anlatan bir kurum, bir bölüm var. Bu da Basın Yayın Daire Başkanlığı ve Halkla İlişkiler. Doğru mu efendim? Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire evet. Başkanlığı. Sayın Başkanımız Mithat Şengöz'le birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür. Önce sizi tebrik ediyoruz. Eyvallah. Çünkü Sayın Başkan çalışıyor ama bir de bunların halka sunulması lazım. Bu nota siz devreye giriyorsunuz ekibinizle birlikte. Yani bizim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın görevi hakikaten bütün belediyelerin, kamu kurumlarının ve halkın haber almasını sağlayan bütün kamu sektörü ya da dışarıdan özgün basın, özel basın. Evet. Bir yanı her zaman eksik kalıyor. Bunun sebebi de kamuoyunun doğru enforme edilmesi. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının kamuoyuna doğru aktarılması ve gerçekten 3000-4000 personel çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi, evet. Şuski Genel Müdürlüğü ve diğer şirketlerimizde. Herkesin çok büyük gayretleri var. Yani bizim hedefimiz en altta çalışandan en üste kadar bütün çalışanlarımızın emeğinin evet. kamuoyu nezdinde gözlenmesi, görülmesi ve takdir edilmesi yönünde. Evet. Biz de bu şekilde aldığımızın hakkını vermek için mücadele ediyoruz. Tabii artık hizmetler değil, şehirler, ülkeler turizmde marka ve diğer evet, evet. marka şehirde yarışır. Bu klasmanda da Şanlıurfa'yı bölgedeki iller arasında değil, Türkiye'de ve dünyada evet. tanınılır. Evet efendim. Ve güzel bir şehir olduğunu, 12 bin yıllık bir şehir olduğunu. Yani biz bazen algı çalışması yapılıyor ama inanın ki bizim şehrimiz hakikaten bazen olumsuz algıları hak etmiyor. Kesinlikle efendim. Evet. Yani Şanlıurfa gerek Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa Valiliği, ilçe belediyelerimiz ve kurumlarımız gerçekten çok ciddi emek var bunda. Hı hı. Çok ciddi gayret var ve bu gayretle Şanlıurfa'yı tanıtmanın derdinde. Çalışmayan hata yapmaz. Kesinlikle efendim. Çalışmayan her zaman belki çalışmadığı görülmez ama çalışan hata yapar. Mutlaka efendim. Yani bizim de belki eksiğimiz hatamız olabilir ama önemli olan bunu hep birlikte Şanlıurfalıyım diyebilmek. Kesinlikle. Ve bunu diye derken de kıyaslama yaparken de şehrimizin güzelliklerini görmeyip sadece eksiklerini değil evet. güzelliklerini ön plana çıkarım. Eksiklerini de hep birlikte inşallah. Gönül birlikleriyle, Urfalılık, hemşerilik duygusuyla altından çıkmamız gerekiyor, altından kalmamız gerekiyor. Yoksa hamasetle birbirine işte Urfa niye böyle, Urfa niye şöyle duygularıyla belki bilmeden yapılan eleştirilerle olumsuz eleştiri değil, yanlış anlaşılmasın. Zarar verici, evet. Zarar verici eleştirici. Eleştiriye açık olmayan hiç kimse kendini geliştiremez. Aynen efendim. Eleştiriye açık olmayan hiçbir ilerleyemez. Eleştiriye açık bir şekilde tüm yönleriyle Şanlıurfa'yı biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin çok büyük gerek özel hayatından gerekse yaşantısından verdiği fedakarlıklar aynen, var. Evet. Gece gündüz gayretleri var. Bunun altında genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız çok büyük bir emek veriyor. Evet. Ben diyorum ki insanlar nasıl yaşlanıyor diye bir sorsun kamuoyu. Evet. Belediyeden önceki fotoğraflarıyla evet, çok güzel. Sonraki fotoğraflarını bir kıyaslayın. Ondan sonra insanları ne kadar çok çalıştığını kamuoyu görür. Ben onu hem Sayın Erdoğan'da gördüm, hem Sayın Çiftçi'de gördüm. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekildeydi. Ondan aynen öyle. Şimdi bakın artık yani, aynı zamanla. Tabii ki reisimiz, dünya lideri evet. Recep Tayyip Erdoğan, Allah başımızdan eksik amin etmesin. Efendim. Yani hakikaten çok şükür dinç, ayakta. Aynen.
Ama insan eğer siyasi görev zorluyor efendim. Görev ve bir ülkenin görevine talip olmuş bir insan, kolay dava değil. İnsanı, bu da ister istemez insanlarda biraz fiziki olarak şeye sebep oluyor ama biz onlara gıpta ediyoruz. Gece gündüz çalışıyorlar. Onlara Allah güç kuvvet versin. Amin. Büyüklerimize Allah güç kuvvet versin. Amin. Diyorum. Başkanım, Allah devletimize, milletimize zeval vermez. Büyükşehir gelmeden önce Halfeti'de bambaşka bir görüntü vardı. Büyükşehir'le gerçekten burası bambaşka bir hal aldı. Şimdi baktığımız zaman işte İncesu tesisleri olsun, Kudüs'e bölgeler, çalışmalar, parklar olsun. Bu için neler söyleyeceksiniz efendim? Büyükşehir olarak sadece fiziki olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da biz Şanlıurfa'nın tümüne gücümüz yettiğinin üstüne çıkmak için de mücadele ederek Büyükşehir Belediye Başkanımızın direkt vedosuna arkadaşlarımız, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığımız, Fen İşlerimiz, ondan sonra Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı, evet. Kültür Turizm Daire Başkanlığı, imar, çevre, hepsi mesela girişte Alfet'in 43 dönümlük kent parkını görüyorsunuz. Evet. Ben geçen bizim büyüklerimize sordum, Kasaptaşı Parkımız vardı. Evet. Bir de en son Turgut Özal Parkımız vardı. Şu an Şanlıurfa'nın her ilçesinde bu iki parktan daha büyük parklar var. Parklar var. Evet. Halfeti'de 43 dönümlük Halfeti Büyükşehir Kent Parkı var. Ceylanpınar'da var. Birecik'te var. Yapılıyor. Bozova'da yapılıyor. Akçakale'de bitti. Yani Viranşehir'de devam ediyor. Siverek'te Selimpınar devam ediyor. Her ilçede büyükşehir çalışıyor, emek veriyor. Evet. Halfeti'de de 280 araçlık otopark sıkıntısı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız ivedi olarak otopark sorununu çözdü. Halfeti'de sahil şeridi düzenlemesi getirildi. Halfeti marinayı hizmete açtı. Halfeti yüzen köprüyü yaptık. Hı hı. Asma köprü onarıldı. O evet. da hizmet açtı. Turistik olarak çok güzel bir görüntüsü var. Halfeti mezarlığını gerçekleştirdi. Çevre ve bakımını evet. gasil alanına kadar şey yapıldı. Halfeti Prestij Caddesi yapıldı. Evet. Yani daha bunlar benim ilk aklıma gelenler. Aynen. Tabii kültürel olarak da birçok burada gençliğe, fakir fukaraya evet. bir sürü el atıyor. Bizim veren el sağ el görmesin sol eli diye düsturuyla evet. sosyal işler şube müdürlüğümüz efor sarf ediyor. Başkanım son soruyu soracağım. Şimdi az önce Aslan Başkan basın tutmasından dedi ki bundan sonra gittiğim ilçelerde basını da getireceğim orada görün dedi. Bu çalışmanı değerlendiriyorsunuz. Her gittiği yerde insanlar gözü de görsünler diye. Biz basın mensuplarımızın hepsini evet. her programımıza açık. Hiçbir programımız kimseye kapalı aynen değil. Efendim. İnşallah bundan sonraki programda belki bu komplike olarak bir ilkti. Evet. Bundan sonraki programda gerek yerel basınımız, göz bebeğimiz, evet. ulusal basın temsilcilerimiz gerekse ulusal basının yine size müşahitsiniz. Biz birçok ulusal basını Urfa'da Şanlıurfa'nın tanıtılması, değerlerinin yansıması için birçok ilden daha fazla çalışma yürütüyoruz. Bu da devam edecek inşallah. Şanlıurfa'ya her klasmanda en ileri lige hangisi oraya çıkarmak için emek sarf edeceğiz. Sizler de bunları çaba sarf ediyorsunuz. Emek sarf ediyorsunuz. Bunları yansıtıyorsunuz. Eğer yanlış bir şey söylemişsek buradan izleyicilerimizin affına sığınıyorum. Yani kameranın arkasında olmak çok kolay. Kameranın karşısında olmak, ben bu işi 20 yıldır yapıyorum. Ama hala kameranın ön tarafında durmaya alışamadım. Dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Bizi izleyenlerden de eğer yanlış bir şey söylemişsek haklarını helal etsinler diyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Efendim Halfeti'deyiz. Halfeti gerçekten bambaşka bir kimliğe büründü. Ve yanımızda hem Tarihi Kentler Birliği Başkanımız, aynı zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi. Başkanım sizi tebrik ediyoruz. Niçin ama? Teşekkür ederim. Gazeteciler burada gözüyle görsünce hepimizi getirdiniz buraya. Çalışmaları yerinde gördük. Yok, ben yormak istemiyordum ama herhalde evet. yormam lazım. Artık aynen. her ilçeye davet edeceğim. Evet. Gelsinler o ilçelerdeki gelişmeyi. Yerinde görsünler. Çünkü kamuoyunun sesi, kulağı ve sözüler evet. doğru bir şekilde anlatılsın. Doğru bir şekilde kamuoyu bilgilendirelim. Yani şehir olarak bizim gerçekler üzerinde hareket etmemiz çok önemli.
sanal bir takım gündemlerin peşine düşmememiz lazım. Hı hı. Burada da basınımıza, güzide basınımıza çok iş düşüyor. Açık söyleyeyim. Onun için böyle davet edeceğim ben. Şimdi Harran Kültür Merkezimizin açılışı olacak. Oraya davet edeceğim. Evet efendim. Sivrik Karaca'da sosyal tesislerimizin açılışı olacak. Karaca'dan tepesine davet efendim. Edeceğim. Evet. Açık söyleyeyim. Evet, Viranşehir'de yine aynı şekilde kültür merkezimizin açılışına davet edeceğim. Biraz Şanlıurfa'yı birlikte tanıyalım. İlçe ilçe tanıyalım diyor. Başkanım, Hafet'e geldik. Park yaptınız. Mezarlığı yaptınız. O diğer köprüyü onardınız. Tesisler var. Hafet'i gerçekten buradan başka bir kimliğe büründü. Ne söyleyeceksiniz çalışmalar konusunda? Tabii tabii, yani çevre düzenlemesi, marinası, yüzen köprüsü, mezarlık onarımı, 360 araçlık otoparkı, sosyal tesisi, aşağı el fethinin ihtiyaçlarını giderdi yani. Daha bir çekim merkezi haline geldi. Yukarı el fethide de yine aynı şekilde hizmetler, şehir parkıyla, spor tesisleriyle, gençlik merkeziyle, cadde bulvarlarıyla geldiniz. Orta refüjları gördünüz, bulvarları gördünüz, parkları gördünüz. Merkezdeki parkta, merkezdeki orta refüjda, merkezdeki asfalttan bir farkı yok. Bulvardan bir farkı yok. Şimdi bu önemli tabii. Yıllardır bu ilçeler vardı ama 3 yıldır bu kalkınma gerçekleşiyor. Bunun da sebebi büyükşehirdir, büyükşehir kadrolarıdır. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Başkanım, iki başkanımızla görüştük. Hem Şefik Bakay'la hem Sayın Eyboğlu'yla. Sayın Bakay dedi ki başkanına isteğimiz bir teleferik olması. Sayın Eyboğlu dedi ki bir kum dökseler fazla isteyemem. Şimdi Gap Vadisi'nin içerisinde 50 dönümlük bir gölet yapacağız. Evet. Yani o gölet belki girilebilecek biyolojik gölet haline getireceğiz. Buralarda tabii yüzme noktasında bir şey diyemiyoruz. Çünkü sonuçta Fırat o anlamda tehlikeli. Evet, evet, evet. Fakat teleferik noktası düşünülebilir. Ama bir karşı komşularla iyi ilişkiler geliştirelim. Evet, evet. Tamam, ondan sonra teleferiği düşünürüz. Osman Kadir Başkanım, daha bir insanların seyir açısından da güzel bir... Tabii güzel olur. Yani olur. Mesela şimdi bak Çekem'e doğru gidiyoruz. Evet. Sol tarafımızda Rum Kale var. Yani aynı şekilde şimdi Fırat'ı iki yakayı bir bütün olarak düşünmek evet, lazım. Evet. Güzel bir havza. Medeniyete beşiklik eden bir Fırat havzası var. Suyla tarihin aynı yerde buluştuğu, mükemmel yapıların, birçok insanların iz bıraktığı, kültür bıraktığı bir yerdeyiz. Evet. Fırat'ı iyi değerlendirmek lazım. Turizmde evet. iyi canlandırmak lazım. Bakın şimdi devam edersek biz Siverek'te de Takaron Vadisi'ni, evet. batık kiliseleri, batık mağaraları ve yine tabiatla suyun birleştiği enfes bir yer keşfettik. Şu evet. an Siverek Belediye'miz Büyükşehir'in desteğiyle sosyal tesis yapıyor ve biz de oranın yol durumunu bitirdik, beton yolunu bitirdik. Şimdi daha da güzel bir şekilde bu defa seyir alanlarını bitireceğiz. Ya Şanlıurfa'nın her noktasını değerlendirmek istiyoruz. Evet. Halfeti böyle. Birecik sahil düzenlemeleriyle, şehir parkıyla şu an yapılıyor, gideceğiz. Evet. Köprüsüyle. Güzel bir şey. Bugün açılış var. Açılışa gideceğiz. Yani Suruç'un ayrı bir güzelliği var. Evet. Açık söyleyeyim. Yani bugün artık ovası sulanıyor. Bereket alanı oldu. Evet. Müthiş bir sebze ambarı olabilecek bir yer. Evet. Akşakale evet. zaten artık pamuğuyla, sınırıyla gelişen, zenginleşen bir ilçe. Harran'ımız yine tarihi, turistik alanlarıyla. Dün oradaydık. Kültür merkezi yapıyoruz. Otogarını yapıyoruz. Müthiş bir şekilde kazı çalışmalarını yapıyoruz. Ya Şanlıurfa merkezi demeye gerek yok zenginlik Aynen. anlamda. Evet. Viranşehir apayrı bir güzelliğe. Dünyanın en büyük çiftliği bizim elimizde ve Ceylanpınar'da. Viranşehir toprakları bereketli bir şekilde şu an sulanıyor. Evet. Tarihi bir kent. Ya Karaca'da bizim tek dağ olarak bu bölgede kayak merkezinin olduğu bir yer. Evet. Karaca'da Kali Kaplıcaları ayrı bir güzellik. Aynen. Ya Şanlıurfa Allah vermiş ya Göbek'te. Aynen efendim. İmkan İnsan olarak efendim. Biz bunu değerlendireceğiz. Hepimiz kardeşçe bu nimetlerden faydalanacağız. Başkanım bir şey soracağım. Bunu ben ilk defa soruyorum herhalde. Seçim havasına girdik artık. Hem derken yaklaşık son bir yıla girdik seçim için. Rabbim nasip ederse tekrar size başkanlık verilirse genel merkez tarafından halk tarafından seçecektir bu kazan. Bu gerçek. İkinci döneminizde büyükşehir olarak idealleriniz, hedefleriniz mesela Urfa için neler yapmak efendim? Hani şu yarım kalmıştı bunu bitirsem diyebileceğiniz tabii, neler tabii. var efendim? Fiziki anlamda evet. raylı sistemleri bitireceğiz. Evet efendim. Bir tramüs projesini bir iki ay sonra devreye koyuyoruz. Diğer üç etaplık raylı sistem bitecek. Evet. Su hareketleriyle, su oyunlarıyla ve su görselliğiyle derelere
O projemiz şu an tamamlanıyor. Karakoyun neresi? Karakoyun ve Çavsak ve Yukarı Sırım. Evet. Yani Akbiyer dereleri, o çalışılıyor. İkinci dönem anlamda askeriyle protokol yapma aşamasına geldik. Orayı bir botanik bahçeye döndürürüz. Evet. Çünkü Gap Vadisi, bu dönem kendimizi 3 yılda Gap Vadisi'ne verdik. Bu defa askeri noktaya vereceğiz. Bunlar tabii ki Şarufa'nın çevresini değiştirecek ama en önemlisi tarihi ve turistik alanın anlamında, evet, Şanlıurfa'nın değerlerini ön plana çıkarmak istiyorum. Hanlarımızı, millet hanını çözmemiz gerekiyor. İşte Topçu Hanı'nı çözmemiz gerekiyor. Aras Hamamı'nı ortaya çıkarmamız, evet, lazım. Aynı şekilde Gümrük Hanı'nın o ihtişamını güzel bir şekilde Haşime Meydanı ile bütünleştirip, yani şeyi kaldırmamız lazım bize. Özdiker pasajını kaldırmamız lazım. Aynen başkanım, süper olur. İnanç merkezleri anlamında Eyüp Peygamberlerle makamıyla Halil İbrahim'in makamını turizm yoluyla birleştireceğiz. Aynen efendim. Bunlar hedefler hepsi hazır, projeleri hazır. Kaynak meselesi, kaynak buldukça yapılıyor. Şehrimizi çalışmışız, açık söyleyeyim. İstanbul'a önem vereceğiz, yeni projeler. Evet. Organize sanayiye ortak olduk biz, gıda organize. Gıda anlamda Şanlıurfa bir marka şehri haline getirmeyi planlıyoruz. Şanlıurfa'nın ait taşını bir sektör haline getirmeyi planlıyoruz. Şanlıurfa bazalt taşını, evet, bir ekonomik sektör haline getireceğiz. Şu an Karaalı'yı 7500 dönümü jeotermal seri alanı olarak planlıyoruz. Altyapılarını bitireceğiz. Yine jeotermal turizm alanı olarak 550 dönüm turizm alanı olarak Karaalı'ya bakan yamaçta, tek tek yamacında bir planlama çalışmaları var. Bozova'da sahil şehrini kurmak planındayız. Evet. Onun çalışmalarını, altyapı, fizik, etüt çalışmaları bitti. Planlama çalışmalarına geçti. Yani her şekliyle çalışkanız ve hazırız. Pardon, diyorsun başkanım, hizmete adayız tekrar efendim. Onu söyleyeyim buradan. Ya hizmete adayız biz, yani hizmet, evet, şöyle, Urfalı istediği zaman biz varız. Aynen efendim. Açık net söyleyeyim, ben halkın nabzı benim için önemli. Ben onlar için çalışıyorum. Bana enerji veren halkımızdır. Öyle bir güzelim derdim var mı?
Tatlı Katlama İstasyonu açılış törenine hoş geldiniz. Japonya Hükümeti, Kamu İdaresi, UNDP ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Birleşik Katat Katlama İstasyonu 13 dönümlük alan üzerine inşa edilmiştir. İstasyonumuzun günlük 100 ton evsel atarı Şanlıurfa merkezde bulunan entegre katat tesisimize taşıma kapasitesine sahiptir. Tesisimizin çalışma prensibi Birleşik ilçemizde toplanan evsel atıklar tesisimize getirecek. Tesisimizde hizmet verecek olan köp semiteyli tırlarımızla Şanlıurfa merkezde bulunan entegre katat tesisimize atıkları taşıyacağız. Bu sayede Birleşik ilçemizde vahşi depolama son bulacak. Vahşi depolamanın son bulmasıyla toprak, hava, su kirliliği son bulacak. Vektör mücadelesine katkıda bulunacak. Taşıdığımız atıklar ile merkezdeki entegre katat tesisimizde öncelikle araştırma tesisine girecek. Orada geri dönüşüm malzemeleri ham madde olarak sanayimize kazandırılacak. Geriye kalan organik atıklarımız ise enerji üretimine girecek ve elektrik enerjisi üreteceğiz. Yaklaşık 100 ton atığımız günlük 1 megawatt saat elektrik üretimine katkı sağlayacak olup kendi enerjimizi üretme konusunda da tesisimiz fayda sağlayacak. Sayın Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü, Sayın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İbrecik Belediye Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi şahsım ve idarem adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu tesisin Şanlıurfa'mıza, bölgemize kazandırmasında desteklerini sağlayan, özellikle finansal anlamda Japonya Hükümeti'ne, teknik işbirliği yaptığımız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na ve asıl yararlanıcı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınıza, Başkanlığına, huzurlarınıza teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Tabi bildiğiniz gibi özellikle 2011 yılında Suriye'de yaşanan krizle birlikte Suriye'de nüfusun en çok göç ettiği bölge bizim bölgemiz, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yaklaşık nüfusun 3'te 1'i şu anda Suriye'de misafirler bizim bölgemize yer almakta. Dolayısıyla bu nüfus yoğunluğu başta eğitim, sağlık olmak üzere temel hizmetlerde, özellikle kentsel altyapıda, belediye hizmetlerinde, iş gücü piyasası üzerinde yoğun baskılar oluşturmuştur. Tabi bu baskıları azaltmaya yönelik biz GAP İdaresi olarak, Bölgesel Kalkınma İdaresi olarak bu baskının azaltılması, kamu hizmetlerinden yeteri miktarda hem bölge insanımızın hem Suriyeli misafirlerin yararlanabilmesi, özellikle belediyelerimizin hizmet verme kapasitesinin artırılmasına yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Programımızla birlikte bölgeye özgü Hatay'ı da dahil ettiğimiz bir Suriye programı geliştirdik. Bu çerçevede aslında hem de geçim kaynakları, temel hizmetler ve belediyelerimizin hizmet verme kapasitesini artırmaya yönelik bir dizi çalışmalar yürüttük. Birçok proje kapsamında. Tabii ki bugünkü tesis özellikle bölgenin sosyal istikrarının güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla Japonya hükümeti finansıyla yürüttüğümüz GAP bölgesindeki sosyal istikrar güçlendirilmesi projesi kapsamında yürütülmüş. Tabii ben ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu atık istasyonu hem çevreye hem insan sağlığına sağlayacağı katkı nedeniyle bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar huzurlarınızda hem Japonya hükümetine, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na, Büyükşehir Belediye'mize ve emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli misafirler, bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önderliğinde ve dış kaynaklı, destekli katı atık tesisinin açılması programında teşrif etmiş bulunuyorsunuz. Hepinize şahsım ve belediyem adına teşekkür ediyorum. Ben konuşmalarımı fazla uzatmak istemiyorum çünkü konuşmacılarımız var. Bu güzel tesisin Birecik'e kazandırılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Japon hükümetine ve onun destekleyicilerine, yine GAP İdaresi'ne teşekkür ediyorum. Birecik hakikaten çok güzel bir şeyi başarmış oldu.
bu vesileyle en azından çöplerimizin sağa sola dökülmesinden kurtulup katı atık tesislerinde enerjiye dönen, gelir arz eden bir kuruluşa sahip olduk. Bunun için teşekkür ediyorum, saygılarımı duyuyorum. Mr. Mayor, dear Ambassador of Japan, dear colleagues from the GAP Early Aid and all participants. Sayın Belediye Başkanı, Japonya'nın kıymetli Büyükelçisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin kıymetli temsilcileri, hanımefendiler ve beyefendiler. It is an extremely hot day, but I understand it could be even hotter. Hava gerçekten çok sıcak, ama anlayabiliyorum ki bundan daha da sıcak olabiliyor. On this day, we have decided to finally do the opening of this very, very important facility. Ve bugün bu gerçekten çok çok önemli tesisin açılışını yapma kararını almış bulunuyoruz nihayetinde. For us at UNDP, this facility is covering many issues that a municipality has to tackle and has to deal with. UNDP olarak biz şöyle düşünüyoruz. Bu tesisin açılmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan birçok hizmet esasında kolaylaşacak. It is about taking care of waste. Atıkların bertarafı bunlardan bir tanesi. It is about recycling. Geri dönüşüm bir başka hizmet. It is about taking care of the health. Sağlığın iyileştirilmesi, sağlıkla ilgilenilmesi bir başka unsur. And preserving water and air quality. Ve hava ve su kalitesinin korunması da bir başka unsur. In summary, this project is actually helping to have a healthier living in the municipality of Urfa. Kısaca söyleyecek olursak, bu tesisin açılmasıyla birlikte Urfa halkının sağlığının korunmasına çok daha büyük bir hizmet sağlanmış olacak. UNDP's cooperation with the municipality of Urfa and with GAP-RDA goes several decades back. UNDP'nin GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi ve Urfa Büyükşehir Belediyesi ile olan işbirliği 10 yıllarca öncesine gidiyor aslında. And we are very proud that we were part of the success story, not only economically, socially, but also now with the challenge of hosting so many refugees in keeping social peace, but also economic growth. Ve bu başarının bir parçası olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu başarı sadece ekonomik ve sosyal bir alanda yapılan başarı değil. Bu kadar fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir şehrin içerisinde toplumsal huzuru ve barışı ve insanların ekonomisini sağlayabilmenin de başarısı. Şanlıurfa ili Bilecik ilçesi kaymakamı olarak ilçemize çok önemli bir hizmetin açılışında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Japonya Büyükelçimize, Sayın Valimizin selamlarıyla başlamak istiyorum. Sayın Valimiz Ankara'da bir programa iştirak etmelerinden dolayı katılamadılar. Onların selam ve hürmetlerini iletiyorum. Evet, katı atık bertaraf tesisinin önemini Birleşmiş Milletler UNDP temsilcimiz izah ettiler. Ama şöyle bir önemli husus var. Bilecik ilçesi özellikle Şanlıurfa'nın tarım üretiminde Antep fıstığı üretiminde Türkiye'de yaklaşık %20'lere varan bir üretim kapasitesine sahip. Bunun yanında Bilecik patlıcanı ve Mezra Ovası'ndaki üretimiyle tarım üretiminde çok önemli bir yere sahip ve tarımın ve içme suyu kaynaklarının korunması açısından Urfa'nın 19 yaş ortalaması olduğu düşünüldüğünde çok önemli bir tüketim ili olduğunu da düşünürsek görünen tablo şu: her geçen gün artan katı atık üretimimiz
artık tarımımızı tehdit eden bir vaziyete gelmişti. İnşallah bu tesisle beraber dünya nüfusunun 7 milyarı aştığı bir zamanda ve katı açık üretimimizin arttığı bir zamanda toprağımızı ve suyumuzu çok daha etkin bir şekilde koruyabileceğiz. Evet, 21. yüzyılda dünya artık suyla konuşular olacak. Petrol ikinci plana düşecek. Dolayısıyla katı açık üretiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ön plana çıkacak. Bilecik ilçesi her zaman malumunuz ilk çağlardan bu yana çok önemli bir tarihi şehir oldu. Ve tekrardan 21. yüzyılda biz ilçemizin tarihi önemini de ön plana çıkartacağız. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız. Ve bu konuda özellikle Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarına destek olacağız. Ben bu projeye verdikleri katkılardan dolayı özellikle Japon Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Çok değerli güvenli bir Türkiye temsilcisi, çok değerli Bilecik'imizin kaymakamı, belediye başkanı, uzaktan yakından teşrif eden çok kıymetli sivil toplum örgütlerimiz var, muhtar derneklerimiz var, şehit ve gazi dernek başkanlarımız var, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri var, meclis başkan vekillerimiz, belediye başkan vekillerimiz ve meclis üyesi arkadaşlarımız aramızda. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önemli bir proje sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu projeyi finanse eden ve Bilecik'imizde kurulmasına vesile olan Japon hükümetine, güvenli bir temsilcilerin tamamına, tüm yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına bu kalkınmada öncelikli olan bölgelere yatırımlarıyla, yol göstericiliğiyle KAP Kalkınma Başkanlığımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimiz, gerekse yerel yönetimler olarak bu bölgede Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığımız işbirliğine önem verir. Japon devleti ile 14 bin kilometre uzakta olabiliriz. Fakat gönül bağlarımız var, tarihi dostluklarımız var, kalpten kalbe giden bir yolculuk var ve her şeyden önce insana bakış açımız pozitif ve ortaktır. Onun için biz kaynaklar dışarıdan veya içeriden, dünyanın hangi ülkesinde gelirse gelsin, kendi kaynağımız gibi projeleri rantalı, sürdürülebilir ve Şanlıurfa'mızın gelişimine katkı verebilecek şekilde inşa ediyoruz, yönetiyoruz ve işletiyoruz. Bugün Bilecik'imiz 100 binin üzerinde olan bu ilçemiz katı atığı bu merkezden transfer edilecek. Nereye? Katı atık yönetimi anlamında Şanlıurfa katı atık ayrıştırma diğer taraf ve enerjiye dönüştürme istasyonuna. İşte çevre anlamda tamamıyla çevre dostu, insan hayatını önemseyen ve katı atığın geri dönüşümünde ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek çok güzel bir projenin açılışındayız. Çöp biyolojik olarak enerjiye ayrıştırılarak diğer unsurlar tarafından kullanılmak suretiyle ekonomik anlamda geri dönüşe ve her şeyden önce suyumuz temiz kalacak, toprağımız temiz kalacak, insan hayatı tehdit edilmeyecek. İnsan demişken Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 3,5 milyon Türkiye halkı severek Suriyeli vatandaşları ana vatanında Türkiye'mizde bağrına basmış durumda. Suriye'den gelen göçmenler savaş ortamında
aslında bir dünya meselesi olarak tüm dünyanın aynı şekilde sorumluluğu taşıyan bir hadise olarak, bir vaka olarak karşımızda duruyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kadroları olarak ülkemizdeki bu karşılamayı 2011 yılında 7 yıldır ülke olarak yapıyoruz. Ve birçok kaynağı insanlık adına, yaşam adına, yaşamın kutsallığı adına ve yaşam hakkının sürdürülebilmesi için mazlum halklar olarak Suriye'den gelen kardeşlerimize bu harcamalar yapılıyor. İşte bu proje aslında ortak anlayışının birisi. Buradaki insanlık dramı dünyanın dramıdır. Bu sorumluluk yalnızca Türkiye'ye bırakılamaz. Bırakılmamalıdır. Eğer bırakılırsa Türkiye tarihinden gelen o anlayışıyla, insanı kavrayan, insanı önemseyen anlayışıyla yine altında kalkar. Ama dünyadaki hadiseler ortaktır. Ve işbirliği gerektirir. İşte bizler de ülke olarak ve kurumları olarak işbirliğine hazırız. Bu sorunu hep birlikte entegre etmeye, eğitimlerini tamamlamaya, temel ihtiyaçlarını gidermeye ve sınırın ötesinde Suriye'de artık güvenlikli bir bölge oluşturarak, orada bir barış ortamı sağlanarak, herkeste olduğu gibi, her millette olduğu gibi temel hakkı olan ana vatanla doğmuş olduğu toprağa sağ ve selim bir şekilde onları göndermek de bizim boynumuzun borcudur. Bunu ülke olarak yapıyoruz. Dünya olarak da işbirliği her zaman açığız ve katkı veren tüm ülkelere de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnanıyorum ki artık bu tesisle, bu tesisin bağlantılı olduğu biraz da kısa Büyükşehir'in anlayışını vermek istiyorum. Büyükşehir katı atığı yönetiyor. Katı atığı bugün bu aktarma istasyonunda olduğu gibi aynı şekilde Akçakale'mizde, Harram'ımızda, Ceylanpınar'da, Viranşehir'de, Siverek'te, Gilvan'da ve bugün Bilecik'te iki tane ilçemiz kaldı. Bozova ve Halfet. Burada da aktarma istasyonlarını bitirdikten sonra katı atık hiç ilçede bekletilmeksizin tamamıyla merkez istasyonuna transfer edilecek. Orada ayrıştırılacak, geri dönüşüme katkıda bulunacak, enerji üretimi gerçekleşecek. Su yönetimi aynı şekilde, suyu önemsiyoruz. Bir Fırat Havzası'nın kenarındayız ve suyun dünya hayatı üzerinde, insanlık hayatı üzerinde ve çevrede çok önemli bir madde olduğunu biliyoruz ve bilincindeyiz. Suyumuzu artık arıtma tesislerinden geçirerek insanın hayatına, evlerine misafir olarak onlara sunumu gerçekleştiriyoruz. Bilecik ilçemizdeyiz. Bilecik içme su arıtma tesisini ülke olarak öz kaynaklarımızda. Aktarma istasyonunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak öz kaynaklarımızda. Dağıtım şebekelerini sağ olsunlar Sayın Büyükelçinin huzurunda tekrar Japon hükümetine teşekkür ederek JICA Japon Kalkınma Bankası'ndan edinmiş olduğumuz krediyle bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu işlemleri 10 ilçemizde gerçekleştirerek merkezle entegre ediyoruz. Suyu da tasarruflu bir şekilde kaçak kaybı önleyerek, suyun önemini bilerek, insan hayatına tesirini ve önemini de kavrayarak hanelere götürüyoruz. Hanelere götürdükten sonra yine Birleşmiş Milletler'le yürütmüş olduğumuz projeler var. Avrupa Birliği ile İPA kapsamında yürüttüğümüz projeler var. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yalnızca öz kaynaklarımızla yürütmüş olduğumuz içme atık su arıtma tesislerinden bu evde kullanılan su geçiriliyor, arıtılıyor, tekrar doğaya, toprağa bu su tertemiz bir şekilde veriliyor. Oradaki biyolojik atıktan da enerji elde ediyoruz. İşte Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu vizyonla hareket ediyor. Projelerinin kıymetini biliyor, yönetimini biliyor, fizibilitesini iyi yapıyor ve sürdürülebilirliğine önem veriyor. Ve bu projeler insan endeksli, insan hayatını çok çok ilgilendiriyor ve önemini de farkında kavruyor, biliyor. Sayın Büyükelçimize bakıyor. Değerli dostumuza, Şanlıurfa'da onu görmekten,
Şanlıurfa'da ağırlamaktan Halfeti ilçesinden geldim. Sağ olsunlar makamı vekilli ziyarette bulundular. Birecik'te buluşacağımızı programladığımız için burada onu görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Bu topraklar hepimizindir. Tüm dünya kültürünündür. Herkesin bu topraklar üzerinde mutluluk kurma hakkı vardır diyorum. Ve tekrar güvenlikli temsilcinize, Yapı Kalkınma Başkanlığımıza katılan tüm dostlara, katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederek Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu projenin başta Bilecik'imize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum. Merhaba. Mr. Nihan Tifti is the mayor of the Şanlıurfa Metropolitan Municipality. Bilecik representative, GAP representative, UN President Coordinator, Ms. Irena Bajakova Solano, distinguished guests, ladies and gentlemen. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Nihat Çiftçi, Bilecik Kaymakamımız, GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi'nin kıymetli temsilcisi, Birleşmiş Milletler'in Muhkim Koordinatörü Sayın Irena Bajakova Solano, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli konuklar. It is my great honor to have an opportunity to give my remarks at this opening ceremony of the Bilecik Waste Transfer Station. Bilecik Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun açılış töreninde bu konuşmayı yapıyor olmak benim için büyük bir onur. Türkiye'ye atanmanın üzerinden 10 ay geçti. Türk halk çok merhamet ve sıcak kanlı olduğundan burada çok mutluyum. Gerçekten bu Japonya ve Türkiye'nin ilk devre tek yürek gibi olduklarını hissediyorum. Şanlıurfa tarihe Urfa kebabı ve baklava gibi lezzetli yemeklere ve ayrıca son derece kana yakın insanlara sahip bir şehir. And I just had a wonderful lunch, and I did enjoy a wonderful Urfa kebab and baklava. I'm very very happy. Az önce buraya gelmeden çok güzel bir yöresel yemek yedik. Urfa kebabının ve baklavanın tadına baktık ve gerçekten de muhteşemdi. Teşekkür ediyoruz. My heart is very warm. My stomach is very happy. Hem kalbim çok sıcak hem de midem çok mutlu. Turkey has been accepting the refugees since the beginning of the Syrian crisis. Has become the largest refugee hosting or recipient country in the world. I really would like to express my deepest respect to the Turkish government and the people and Şanlıurfa municipality for their continuous generous inclusive support. Suriye'deki krizin başladığı andan bu yana Türkiye Suriyelileri kabul etmekte ve dünyada şu anda en yüksek mülteciye ev sahipliği, en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda Türkiye. Ben bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bu sürekli kapsayıcı ve cömert desteklerinden ötürü en derin sevgi ve saygılarımı sunmak, tebriklerimi iletmek istiyorum. The Syrian crisis has entered the eighth year. And we know that it is becoming much, much more important to support host communities. I believe that this project proposed by UNDP and this wonderful facilities
who meet the demand of both host community and Syrian people, and will create much more clean, safety, and comfortable city of Şanlıurfa. Suriye krizinin başladığından bu yana 8 yıl geçti ve artık burada ev sahibi toplumları desteklemek gitgide çok daha önemli bir hal almakta. Ben inanıyorum ki UNDP'nin desteklemiş olduğu ve ortaya koymuş olduğu bu ve benzeri projelerle birlikte hem buradaki ev sahibi toplumun hem de buraya gelen Suriyelilerin ihtiyaçları giderilecek ve bu insanlar için çok daha temiz, güvenli ve konforlu bir şehir oluşturulmuş olacak. The people of Japan will be always with you. Let me end my remarks by saying my special thanks for our partners, UNDP and UN, and Şanlıurfa Municipality, YAP and others, all concerned in this project. Japonya halkı ve Japonya hükümeti her zaman için sizinle birlikte olacaktır. Ben sözlerime son verirken buradaki ekip arkadaşlarımıza, UNDP'ye, DAP Bölgesel Kalkınma İdaresi'ne ve Şanlıurfa Belediyesi'ne bu proje içerisindeki bizimle olan birlikteliklerinden ötürü şükranlarımı sunmak istiyorum. Bilecik katı atık aktarma istasyonumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa'mıza ve Bilecik'imize hayırlı uğurlu olması dileğiyle diyorum. Mikrofonu başkanımıza ve büyükelçimize uzatıyoruz. Evet, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Yes.
I don't know.